Gözleri görmeyen iki kardeş, bir ilkokulda kaynaştırma öğrencisi olarak okumaktadırlar. Ancak arkadaşlarının duyarsız davranışlarından ve onlarla sürekli dalga geçmelerinden çok bunalmışlardır. Bir cumartesi günü okuldaki kursa gitmeyerek ormanda gezinti yapmaya karar verirler. Oyun oynarlar, piknik yaparlar, kuşlarla konuşurlar. Ve bir müddet sonra yorularak bir ağacın altında uykuya dalarlar. Rüyalarına bir iyilik perisi girer ve gerçekleşmesini istedikleri bir dileği yerine getireceğini söyler. Çocukların ikisi de gözlerinin açılmasını diler. İyilik perisi 5 yapraklı yoncayı bulup gözlerine sürerlerse bu dileklerinin gerçek olacağını söyler. Bunun üzerine iki çocuk ormanda 5 yapraklı yoncayı aramaya başlar. Karşılarına ilk olarak yemek yemekten başka bir şey düşünmeyen bir tırtıl çıkar. Ardından dünyada güzellikten başka bir şey olmadığını savunan kendini beğenmiş bir tavus kuşu, "Eğer güçlü değilseniz yok olmaya mahkumsunuz" diyerek çocukları güç yarışına sürüklemeye çalışan bir çita, zekanın her şeyden üstün olduğunu savunan bir rakunla karşılaşırlar. Çocuklar 5 yapraklı yoncayı nerede bulacaklarını sorup dururlar. Ancak kimse onları dinlememektedir. Hatta karşılaştıkları hayvanlar kendi hırsları içinde öyle boğulmuşlardır ki adeta onları görmezler bile. Sonra bir tilkiyle karşılaşırlar. Çocuklar tilkinin rakundan daha zeki olduğunu düşünüp hemen 5 yapraklı yoncayı nerede bulabileceklerini ona sorarlar bu kez. Ancak tilkinin gözü de paradan başka bir şey görmemektedir. Hayal kırıklığıyla ormanın ortasında kala kalmışlarken karşılarına teknoloji bağımlısı bir maymun çıkar. Ama maymunun gözü de sadece elindeki telefonundadır. Son olarak karşılarına herkesten oy isteyen politikacı bir aslan çıkar. Aslanın gözünü iktidar hırsı bürümüştür. Anlattığı yalanlara herkesten önce kendi inanmıştır. Sonunda çocuklar gözlerinin açılmasını istemekten vazgeçer. Çünkü onların kalplerindeki sevgili göz zaten herkesten daha fazla görmektedir. Yani sen dersin ya, gönül gözüyle görebilmek çok önemlidir diye. İşte hepsinin hırsları gönül gözlerini kapattığı için hiçbir şey göremiyorlardı. O halde mutlu olalım ha, ne dersin? Kesinlikle. Güneşi göremiyorum ama sıcaklığı kalbimde. Seni göremiyorum ama sevgin hep gözlerimde.